Biz başlasın. Evet Cevdet, nereye gidiyoruz? Beni nereye götürüyorsun? Seni şimdi restoranta götürüyorum, restoran. Evet, şöyle güzel. Ama ben tabii porsiyonuma dikkat etmem lazım. Diyetim hala devam ediyor. Yani oraya gidiyoruz diye yine istediğimi yiyemem. Ama önceki ben olsaydım bugünlük yiyeyim derdim bak. Çok iyi biliyorum kendimi. Bugünlük yiyeyim ne olacak derdim. Ama artık zihniyetimi komple değiştirdim. Kafada bitirmek lazım arkadaşlar. Kadınlar ve diyetleri. Ne diyordum ben? Kafada bitirmek gerekli gerçekten. Kafanıza koyduğunuz an o zaman başarılı oluyor diyet serüveniniz. Ama eğer ki kafada bitmezse yok abi. Ben çok deneyimledim. Cevdet de biliyor. Hep başladım bıraktım. Başladım bıraktım. Bu sefer çok kararlıyım. İnşallah olacak. Hedef kiloma ulaşacağım. Ve bu arada yorumları da çok alıyorum sizden. Hiç kilonu göstermiyorsun. Hani nasıl 75 kilo olabiliyorsunuz? Yani çok şaşırdınız. Evet, o da boyumdan kaynaklı sanırım arkadaşlar. Benim boyum 1.70. O yüzden de kilomu pek göstermiyorum. Ama eğer ki boyum 1.70 olmasaydı muhakkak gösterirdim o rakamı. Sen 1.70'ten de fazlasın. Yok, 1.70'im. Tam fazla değilim. O yüzden yani o bir avantaj bende. Kilomu göstermiyorum ama siz tabii ki de beni elbiseyle görüyorsunuz arkadaşlar. O da büyük bir fark ediyor. Yani hani kendim görüyorum sonuçta, fazlalığım var ve bu beni rahatsız ediyor. Çünkü ben hiç bu zamana kadar bu kilolarda değildim. Evlendiğimizde ben 62 kiloydum. Hatta evlenmeden önce Cevdet bilir daha zayıftım ben. 55 kilolardaydım. Ama şimdi oraya hani o kadar inmek istemiyorum. 60 kiloya insem benim için çok ideal. O zaman çok mutlu olacağım. İnşallah bakalım böyle Ekim ayının sonlarına doğru o civarda hedef kiloma ulaşmış olurum. Şöyle 2-3 ay bile sürmez. 2 ayda inşallah hedefime ulaşmış olacağım. Sonrasında ise hep yemek istediğim zaman bir mesela ne bileyim bir gün canım fast food böyle sağlıksız yemek istiyor. O zaman da bir gün yiyip ertesi gün onu dengeleyeceğim. Çünkü her zaman şunu söylüyorum. Porsiyon çok önemli. İstediğiniz her şey, aslında ben şu an burger bile yiyebilirim biliyor musunuz? Gerçekten bak, ama yediğiniz porsiyon o kadar fark ediyor ki. Bir büyük dolusu tabak yapmak var. Bir de küçük porsiyon yapmak var. Arada gerçekten dağlar kadar fark var. Ve siz buna uyduğunuz zaman kilo o kadar çabuk gidiyor ki. Yani hiçbir şeyden kısıtlamayın. Diyetteyim diye ay şunu yiyemem, bunu yiyemem yok. Ben istediğim her şeyi yiyorum. O şekilde de gayet de güzel kilo veriyorum. Evet bakalım. O zaman sana görüşürüz. Geldik şimdi arkadaşlar. Cevdet sen ne alıyorsun? Vallahi bakıyorum bilmiyorum ki. Ben çorba içsem mi acaba baştan? Ama yok ya, o zaman fazla geliyor. Yemeğini yiyeyim. Evet, doyuyorsun. Ya da böyle salata mı yesem? Tavuklu salata. Ama Ali Nazik. Ali Nazik de güzeldi. Geçen yedi. Şu hamur işlerini bir geçelim. Neredeydi benim yediğim? Ha, burada. Ha, o çok güzeldi. Ali Nazik, Adana. Bunu alacağım. Afiyet olsun Cevdet. Aradan zaman geçti. Biz yemeğimizi yemiştik, eve geldik. Şimdi akşam oldu. O dediğim yere gidiyoruz. Bu korku evine. İlk önce mevlideyi alacağız. Orada bir şey var. İlk önce mevlideyi alacağız. Ondan sonra oraya geçeceğiz. Çok seviyoruz. Ondan sonra bizde de Monopoly partisi yapacağız yine.
Evet arkadaşlar, biz o escape room'dan çıktık. Çok güzeldi. U-Bahn durağının içinde oynuyorsun böyle. Şimdi dondurma yemek istediler. Burada dondurma alacağız. Ama ben yemiyorum. Ben kahve aldım. Cevdet de dondurma. Afiyet olsun. Güzel. Dondurmalı kahve. Ama çok şekerli geldi bana. Yeniden herkese merhaba arkadaşlar. Dün zaten size bahsetmiştim fazla çekim yapamayacağımı. Zaten o korku evlerinde çekim yapmak yasak. Bir şey de yapmadık zaten. Akşam yemeğe gittik bir Cevdet'le. Böyleydi yani günümüz. Bugünden devam edeyim. Ben bugün ne yapacağım? Çarşafları değiştirmem lazım bugün. Ve Cevdet'in iş kıyafetleri de kurumuş. Onları da kaldırırım. Yani böyle ev işlerini hallederiz bugün. Size de çekebildiğim kadar çekmek istiyorum. Elimden geldiğince böyle artık sık video atmak istiyorum. Onun dışında bir de vakit bulursam, ama illa bugün de çıkmam gerekli değil. Bir de DM'e uğrayacağım. DM'e bir uğrarız. Yine oradan böyle bir alacaklarım var ve saç makası almak istiyorum arkadaşlar. Kendime şöyle curtain bangs diyorlar ya, kahkül değil, hani şöyle bir kahkül değil de yandan böyle yapıyorlar ya. Kendim onu kesmek istiyorum. İnternette, YouTube'da böyle videolar gördüm. Kızlar yapıyor bayağı. Ben de denemek istiyorum. Kendim de merak ediyorum nasıl duracak. Ben severim öyle uğraşmasını saçımla. Ve saçımı boyatmak istiyorum arkadaşlar, ama Viyana'da böyle güvenilir iyi bir yer bilmiyorum açıkçası, sırf kadınlara özel. Eğer ki bilginiz varsa bana yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Hiç, çünkü daha saçımı boyatmadım ve çok merak ediyorum nasıl duracak. Böyle farklı bir renk olabilir, bilmiyorum yani, hiçbir bilgim yok saç boyama mevzularında. Biliyorsanız yazın bana, çok sevinirim. Öyle bakalım. Ay, bugün de kendim biraz halsiz hissediyorum. Bilmiyorum. Sanırım diyetteyim ya. Ondan kaynaklı. Biraz böyle enerji kaybı yaşıyorum haliyle. Böyle yani. Neyse. Şimdi haydi bakalım ben bir evin işlerini halledeyim. Geçtim, kendime yemek hazırlayacağım. Bunu Cevdet yemez, ben ona tavuk dünyası yapmayı düşünüyorum. Dur, ilk olarak şunları yapayım. Bu tarifi ben Özlem ablanın kanalında görmüştüm, ilgimi çekti. Evde de yeşil mercimeğim vardı, yapayım dedim. Böyle çok az tavuk kullanacağım ben, ama gerçekten sadece tavuğun lezzetini geçmesini istediğim için. Böyle yemek mi artık, çorba mı, ne dersiniz, o tarz bir yemek. Şimdi soğanlarımı bir doğrayayım. Tenceremin de altını açayım hemen. Sıvı yağ alayım. Şimdi şunun yarısını kullanacağım sadece, havucun. Bıçağım daha iyi. Şöyle küçük küçük yapıyorum havuçları.
tavukları koyuyorum şimdi şöyle bir. Şimdi bu esnada havuçları koyuyorum. Siz tereyağı da koyabilirsiniz, güzel olur. Ama ben sıvı yağ ekledim sadece birazcık. Çok da yağlı olsun istemiyorum. Şimdi de böyle kavuralım. Ve domatesimi de hemen doğrayayım. Şimdi bu esnada soğanları koyacağım. Ve bir diş sarımsak. Tamam. Ve domatesler. Ben bu yemeği yarın da yerim. Çok. Böyle biraz kapatalım. Şimdi bu esnada bir yemek kaşığı salça koyuyorum. Şöyle. İyice kavuruyorum. Şimdi yeşil mercimeği koyuyorum. Ve birazcık şehriye. Sonra biraz pul biber. Biraz zerdeçal. Tuzunu. Karabiberini. Ve biraz da bundan koymuştum. Ve üzerine sıcak su. Biraz daha su koyayım. Çok güzel bir yemek oldu. Evet. Şimdi birazcık böyle kaynasın ve yemeğim hazır. Bu bana çok oldu. 3 gün yerim herhalde. Cevdet keşke yese ama deneyeceğim şansımı. Kapatalım. Ve pişti. Ve öğlen yemeğim hazır. Oo, bayağı çekmiş suyunu bakın. Daha biraz daha koyabilirmişim. Ama olsun, böyle yemek gibi de çok severim ben arkadaşlar. Siz böyle çorba tarzı severseniz çok güzel. Ama şehriyesini de çok koymuşum. Evet. Böyle sulu da yapabilirsiniz. Eminim çok lezzetlidir. Ben şimdi birazcık koyacağım. Ve öğlen yemeğim hazır. Yoğurt da yiyebilirsiniz yanında. Çok güzel. Ama şehriyesini az koyayım. Ben çok koymuşum. Thank you.
Bakın Cevdet'e böyle çorba tarzı yaptım. Belki böyle yer bakalım. Koyacağım. Ne diyecek çok merak ediyorum. Evet canlar, bugün artık burada videoyu kapatmak istiyorum. Akşam şey ekimi yaptım. Mutfağı da toparladım. Makineyi doldurdum, çalıştırdım. Bütün işler bitti çok şükür. Bir sonraki videolarımızda artık görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videomuzu beğenirseniz çok seviniriz. Görüşmek üzere.